Evet, 30 dakika başladı. Her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman'la birlikteyiz. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Gündemin bir numaralı maddesi Türkiye-Fransa arasındaki gerilim. Ama tabii gerilimin temel meselesinde de gördüğümüz karikatür krizi var. Yeniden hortlayan bir karikatür krizi var. Aslında derin dondurucuda duruyordu o. Charlie Hebdo'da çıkan bir karikatür. Hazreti Peygamber'i karikatüre eden ve aynı zamanda alay eden bir karikatürdü. Bu daha sonradan işte kapatıldı. Yine cinayet işlenmişti. IŞİD üstlenmişti ve arkasından yeni bir cinayet daha işlendi. Ve toplumlar gerildi. Şimdi biz burada iki ülke arasındaki siyasetçilerin polemikleri bilmem ne bunları tali bir konu olarak bakalım. Ama çünkü her iki ülkenin lideri gelir geçer ama o krizin algılarla alakalı bir yönü var. Biz bu krizin teminine inelim istiyorum hocam bu yayında. Yani bu Batı toplumuyla Doğu toplumu, İslam toplumu bu konu anlaşamıyor. Şimdi Batı toplumu Hazreti Peygamber'in bu şekilde karikatürize edilmesinin, hatta alay edilmesinin, hatta bize hakaret olarak tanımladığımız bir takım şey ifade özgürlüğü olarak görüyor. İslam toplumu ise bunu hayır, bu İslam düşmanlığı olarak görüyor. Bunu dilerseniz hocam önce bir Batı toplumu ve Fransa özelinde Batı toplumu ve algıları açısından bu ne anlama geliyor? Bunu konuşalım. Bir de İslam toplumu açısından bu ne anlama geliyor? Tepkileri ve bütün boyutları bunu masaya yatırmış olalım Efe hocam. Evet, burada Batı toplumunun durduğu yeri hakkında siz nasıl yorumluyorsunuz? Batı toplumu bu olayı tamamen ifade hürriyeti, ifade özgürlüğü perspektifinden ele alıyor. Yani şöyle bir algıda bulunmak yanlış kanımca. Monolitik bir Batı dünyası var. İşte bu Batı komple İslam konusunda bir ortak algıya sahip ve İslam'ı aşağılıyorlar. İşte İslam'ın peygamberini, İslam'ın inançlarını, İslam'ın geleneklerini, teolojisini tepeden bakan bir biçimde değerlendiriyorlar. Yani böyle bir yaklaşım çok sağlıklı mı emin değilim. Neden? Çünkü Batı'da tek bir monolitik bir Batı yok. Yani Charlie Hebdo dergisinin yayınlamış olduğu karikatürler doğrudur yanlıştır tartışması bir tarafa, Batı'yı ne kadar temsil ediyor? Yani aynı şekilde çok olaylara daha muhafazakar bakan Batılılar var. Olaylara çok daha liberal perspektiften bakan Batılılar var. Burada ortak nokta şu. Yani insanların fikirlerini, düşüncelerini, olaylara bakış açılarını çok itici, çok tahrik edici düşünceler de dahil olmak üzere yasaklamak Batı geleneğinde bulunan bir şey değil. Yani gelinen demokrasi seviyesi ve ifade hürriyeti seviyesi, yani Donald Trump konusunda bilmiyorum Amerika'da seçimleri takip ediyor musunuz? Tabii yani Trump'la Hazreti Muhammed'i mukayese etmek anlamında söylemiyorum ama yani Donald Trump konusunda mesela öyle karikatürler çiziliyor ki tamamen ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendiriliyor. Donald Trump da gidip mesela bu karikatürleri çizenler hakkında bir dava falan açmıyor. Hocam ben ötesini örneği vereyim. Tam örneği vereyim. Batı toplumunda Hazreti İsa ile alakalı ne çizimler ne ifadeler kullanılıyor. Ki Hazreti İsa Batı toplumu için bir peygamber değil. Daha ötesi. O bir tanrı. O bir yaratıcı. Allah'ın oğlu o. Şimdi peygamberin ötesinde konumlandırdığı bir zat hakkında da Batı bunu söylüyor. En ağır ifadeleri de söylüyor. Varlığını yokluğunu bile tartışıyor. Gerçekten insan insan yaşadı mı yaşamadı. Bunu söyleyebiliyor. Ve Batı diyor ki burada. Ya kardeşim bu özgürlüktür. İnsanlar fikirlerini özgürce ifade edebilmelidir ey İslam dünyası. Sen bundan rahatsız olma diyor. Ama mesele burada bitiyor mu? Bitmiyor işte. Yani mesele şu. İslam dünyasındaki genel hakim ana akım sadece kendi dünyasındaki, kendi yaşam evrenindeki olgular konusunda değil, dünyadaki İslam algısı veya Hazreti Muhammed algısı konusunda veya işte İslam'a veya Hazreti Muhammed'e dünyanın yaklaşımı konusunda da belirleyici olmak istiyor. Böyle bir tekel oluşturmak istiyor. Yani diyor ki mesela, ya kardeşim benim peygamberim hakkında sen hiçbir şey yazamazsın, çizemezsin, söyleyemezsin, eleştiremezsin. Benzer bir durum mesela Salman Rushdie meselesinde olmuştu. Hatırlayacaksınız. İran tarafından ölüm fetvası verilmişti. Katli vaciptir denmişti biliyorsunuz. Çok ünlü bir yazar Salman Rushdie. İngiltere'ye kaçmak zorunda kaldı. Hayatını orada devam ettiriyor hala. Neden? Çünkü Şeytan Ayetleri diye bir kitap yazdı. Yazdığı ayetler, yazdığı kitapta özetle şunu söylüyor. Hazreti Muhammed'e gelen vahiy sırasında belli ayetler şeytan tarafından vahyediliyor. Yani Cebrail tarafından değil, şeytan tarafından vahyediliyor. Yani
bununla alakalı yazdığı için katli vaciptir fetvası çıktı. Yani şunu demek istiyorum. Bu böyledir değildir ayrı bir mesele. Yani bunun böyle olmadığını iddia eden İslam teologları da olabilir. İlahiyatçılar da olabilir. Önemli olan fikir özgürlüğü bakımından, yani insanların bakış açıları farklı olabilir. Hatta Charlie Hebdo dergisinin yaptığı şey şık değil. Yani çıkıp işte herhangi bir dinin kutsalı konusunda, yani ben mesela şahsen gidip bir karikatür çizmem. Böyle bir karikatür yeteneğim olsa, böyle bir karikatür yeteneğimi daha farklı bir alanda kullanmak isterim. Veya çizsem de başkalarının duygularını rencide etmeyecek şekilde hareket etmek isterim. Fakat herkes böyle düşünmek zorunda değil. Yani insanlar provokatif olabiliyorlar. Mesela Hristiyanların kendi içlerinde, sizin de biraz önce vurgu yaptığınız gibi, Hazreti İsa ile ilgili, havarilerle ilgili, Papa ile ilgili, Meryem Ana ile ilgili, hatta Tanrı'nın kendisini karikatürize ediyorlar. Yani Allah'ı resmediyorlar, Allah'ı karikatürize ediyorlar. Aynı şekilde bu onların bir farklı bir gelenekleri var, tasvir gelenekleri biliyorsunuz. İşte Michelangelo'nun ünlü tablosu vardır. Tanrı işaret parmağıyla bir insanın işaret parmağına dokunur. Yani o yaratılışla alakalı veya ruh üflemeyle alakalı o sahne. Yani orada Tanrı'nın elini resmetmek onlar açısından bir problem değil. Şimdi burada şunu bir kere şunun ayırdığında olmak lazım. Müslümanlar için söylüyorum. Yani Müslümanlar kendi dinlerinden emin değiller mi? Yani kendi peygamberlerinden, kendi dinlerinden eminlerse başkalarının o peygamberi veya o dini nasıl değerlendirdiği veya ona nasıl yaklaştığı çok ikinci bir konu olmalı. Yani önemli olan bütünlük içerisinde kendi inançlarını, kendi yaklaşımlarını, kendi ibadetlerini özgürce yaşayabilirler. Başka insanların onlar hakkında ne düşündüğü çok da fazla önemli olmalı mı? Yani bunu 21. yüzyılda aslında ön plana çıkarmak birazcık da gerekiyor. Hocam şimdi burada... Şimdi elbette meselenin bir başka boyutu da şu. Mesela geçen de Pakistan Başbakanı'nın Birleşmiş Milletler'deki geçen seneki konuşmasından bir kesit izledim. İmran Khan'ın konuşması. Evet. Orada dikkatimi çekti. Şu cümleleri kullanıyor bu konuyla alakalı. Yani bu sürekli gündemdeki bir konu. Geçen sene yapmış olduğu bir konu. Diyor ki İmran Khan, peygamberimiz bizim kalbimizde bulunur. Onun hakarete uğraması bizi incitir. Ona hakaret bizi incitir. Bu yüzden Müslümanlar tepki veriyor. Diğer inançlara acı veren şeylere karşı duyarlı olmalıyız. Batı toplumları Holokost konusunda çok duyarlıdır. Haklı olarak Yahudi cemaatine acı verdiğinden dolayı duyarlıdır. Tüm istediğimiz bu. Peygamberimize hakaret ederek bize acı vermek için konuşma özgürlüğünüzü kullanmayın. Ben bu cümleyi çok yerli yerinde buldum. Yani senin ifade özgürlüğün olarak tanımlıyor olabilirsin. Ama bu özgürlüğünü bir başkasının canını acıtmak için kullanma. Yani ben şunu hep hayatta savunuyorum. Hayat sadece kanun ve yasalarla biçimlenmiyor. İnsanlarda saygı denen ve insanı insan yapan bir kavram var. Saygı, ötekine saygı, ötekinin değerlerine saygı. Evet, senin kendi yasa ve kuralların içerisinde Batı toplumu olarak bu senin için suç olmayabilir. Ama hayat yasalardan ibaret diyorsanız çok kaba bir yaklaşım açısıdır bu. Ortada bir de artı yasal saygı denen bir şey vardır. Ötekinin inançlarına saygı göstermek, o yöne insanların canını acıtmamak. O açıdan sen o ifade özgürlüğünü bu saygı çerçevesinde kullanmayabilirsin. Bu da senin insan kaliteni gösterir. Haklı değil miyim? Yani ben bu konuda kesinlikle hak veriyorum. Saygı çok önemli bir şey. Fakat şunu da vurgulamak lazım. Saygı intersubjektif olarak tanımlanmış net bir şey değil. Yani hani saygı dünyada tek bir tane saygı tanımı yok. Saygıdan mesela sizin anladığınız bir şey başka bir insanın anladığından çok farklı olabilir. Yani zannetmiyorum ki Charlie Hebdo'da o karikatürleri çizenler yaptıklarının çok saygısız bir hareket olduğunu düşünüyorlar. Yani onlara göre onlar fikirlerini ifade ediyorlar. Yani şimdi... Benim bakın, kastediğim hakaret boyutu. Yoksa hani Kur'an boyutu, eleştirebilir, Hazreti Peygamber'i eleştirebilir. Eleştirir Batı. Bunda bir şey yok. Burada ama bizim vurgulamak istediğimiz şey şu. Yani şu olmalı. Tepkiler, bir insan birinin yaptığı bir şeyden memnun olmayabilir ve buna tepki gösterebilir. Önemli olan tepkinin ölçülü olup olmadığı konusunda karar vermek. Hocam yani biraz sonra İslam ölçülü toplumunun nasıl tepki vermesi normalini konuşalım. Ama önce... Tamam. Şimdi arada bir sağırlar diyaloğu var Batı dünyası ile İslam toplumu arasında. Birbirlerini duymuyor ve anlamıyorlar.
Burada Yani ben burada şuna prensip olarak karşıyım. Yani Batı dünyası diyorsunuz, çok genelliyorsunuz. Yani böyle bir olay yok ki. Yani Batı dünyası, yani Charlie Hebdo ile ilgili Batı dünyasında yeknesak bir yaklaşım yok şu anda. Yani çok farklı, Fransız toplumunda da mesela çok farklı düşünen insanlar olabilir. Yani şunu söylemek lazım. Ana akım var tabii ki. Ana akım biraz önce söylediğiniz gibi, yani işte Müslümanların tepkilerini, yani burada bir cinayet söz konusu bir kere. Yani bir öğretmenin öldürülmesi. Yani burada verilmiş olan tepkide çok ciddi bir aşırılık var. Yani ya karşınızda kim tepkinin olursa olsun. tartışması bile Yok anlamsız. ama Tabii ki yani. mesele şu, mesele onunla alakalı. Yani bakın Charlie Hebdo'da asıl mesele karikatürlerden ziyade karikatürlere verilmiş olan tepki. Yani o tepkiyi IŞİD verdi ama İslam dünyası o karikatürler konusunda IŞİD'inkinden çok da farklı bir pozisyonda değil. Yani IŞİD aşırı bir tepki veriyor. Fakat İslam dünyası diyor ki IŞİD'in tepkisi haksız. Fakat siz de bu karikatürleri çizmeyecektiniz arkadaş. Veya Fransız öğretmen için diyorlar ki tamam öldürülmesi çok kötü. Yani İslam dünyasının tepkisi olarak söylüyorum. Öldürülmesi çok yanlış. Fakat arkadaş yani o da gidip de niye oradaki öğrencilere o karikatürleri gösteriyor? Yani bu ama gelen o ama aslında çok ciddi bir problem yani. Burada amasız fakatsız şiddeti reddetmek çok önemli. Karşınızdaki ne yapmış olursa olsun size şiddette bulundu mu? Yani gelip de İslam dünyasına fiziki bir saldırıda mı bulundu Charlie Hebdo'da karikatür çizenler? Yani çok matah bir şey yaptıklarını iddia ederek söylemiyorum. Yani yanlış bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Bence daha hassas davranabilirlerdi. Ama hassas davranmama haklarını kullandılar. Yani şunu söyleyeyim. Mesela İslam dünyasında, mesela Türkiye gibi ülkelerde işte Fırt, Gırgır, Leman veya Limon, buna benzer gazetelerde veya işte mizah dergilerinde yüzlerce Hazreti İsa, Buda, Musa, İbrahim, Hazreti İbrahim veya işte Vatikan, papazlar, papazların homoseksüel ilişkileri falan. Yani bu konularda yüzlerce değil binlerce karikatür çıkıyor. Hiç bu konuda İslam dünyasında siz şöyle bir tepki gördünüz mü? Ya başkalarının değerlerine niye böyle karikatürlerle hakarette bulunuyorsunuz? Türkiye'deki insanların genel profilini Leman veya Gırgır dergisindeki karikatüristler mi belirliyorlar? Yani şöyle denilebilir mi? Yani Leman gazetesinde işte 1980'li yıllarda Hazreti Musa hakkında yapılmış olan bir karikatür var. Türkler hiç hassas değiller Musevilerin dini hakkında. Böyle bir önyargı, yani böyle bir yargıda bulunmak çok herhalde Ama sağlıklı yok, olmaz. tepki göstermiyor. Türkiye Musevileri bundan rahatsız olmuştu. Ben bilirim. O dönemde de bilirim. Hep Tamam yani ama o rahatsız kendi o oldu da. cılız sesleriyle o imkanları dahilindeki Türkiye'de ya olmaz bu tarzında. Hep itirazları ola gelmişti ama büyük Kahire eksiydi. Biraz önce sizin dediğiniz gibi bu kulağın üstüne yatmıştır bu konunun. Yani Ya İslami mahallede kulağın üstüne yatmıştır. bakın bu çok da doğru değil. Çünkü Focus bu biliyorsunuz şey filmi vardır. Çok önemli böyle komedi filmlerinden bir tanesi vardır. İşte şeyin ismini unuttum, filmin ismini unuttum ama işte adamın bir tanesi Yahudi bir çocuk Amerikalı bir kızla evlenecek. İşte babasını da Robert De Niro oynuyor. Şimdi o filmde Musevilik ve Hristiyanlık arasında yani Yahudilik ve Hristiyanlık arasındaki o şey çok güzel satir bir şekilde ele alınıyor. Fakat enteresan olan çocuk Yahudi, çocuğun babası da tabii ki Yahudi. Fakat evlerinde köpeğe verdikleri isim Moses, yani Musa ismini vermiş mesela köpeğe. Anlatabiliyor muyum? Yani saygı çok farklı perspektiflerden değerlendirilmesi gereken bir şey. Şimdi bizim kültürümüzde mesela herhangi bir köpeğe bir peygamberin ismini vermeyi düşünebiliyor musunuz? Çünkü bizde köpek bir hakaret. Fakat başka toplumlarda köpek bir sevgiyle alakalı bir yaratık, bir ev hayvanı. Yani şunu demek istiyorum. Bakın, bakış Tabi açıları çok bakış farklı açıları olabiliyor. ve saygı, algılar, ölçüler Algılar çok farklı. farklı. Farklı ama Yani buradaki persepsiyonlar. ama oradaki saygı ölçüsünün belirlenmesinde eğer sen konu öteki ise, yani bir başkasıysa bunu da düşünmen gerekir diye düşünüyorum. Bu senin hani ifade özgürlüğüne ket vurmak değil. Ama işte burada biraz daha saygılı ol ifade özgürlüğü. Ama mesela Batı toplumu ifade özgürlüğü bu kadar kutsallaşmış bir durumda. Ama mesela Roger Grody'nin İfade özgürlüğü kapsamında kullandığı ya Holokost o kadar da abartılı yapılıyor. Bu kadar da değil demişti. Doğru veya yanlış olabilir. Ya Evet. fikrini beyan ediyor canım. Ama bu Evet. Yahudileri incittiği için adam ceza aldı ya bu konuştuğu için Ama şiddet göstermiyor. Erkan Bey, bakın şeyi tartışmıyoruz ki. Ben tepki göstermelerini çok Yani normal ifade buluyorum Müslümanların.
Tabii şunu demek istiyorum. Çok Batı'da normal. İfade özgürlüğünün meselesinde çifte standartlı bir yaklaşım da var. Onu demek istiyorum. Ben ya ben buna katılmıyorum. Çünkü bakın tepki gösterebilirler. Yani hiç kimse bugün Müslümanların sokağa çıkıp işte bu konuda bir gösteri yapmalarından rahatsız olmaz ki. Yani yok hocam onu, ben tepkisel hocam hayır Efe hocam ben tepki boyutunu konuşmuyorum. Batı'nın ifade özgürlüğü tanımında İslam toplumuna kardeşim bu bir ifade özgürlüğüdür diyen bu Batı'nın hukuk anlamında. Hukuk anlamında Batı'nın söylüyorum. Yani çok farklı evet. Olabilir, parçalı olabilir ama hukuk bazında ifade özgürlüğü diyen Batı'nın Roger Grady'nin bu konudaki şiddet içermeyen fikrini beyan eden bir ifadesi karşısında bu ifade özgürlüğü değil dedi adam ceza aldı. Fransız düşünür Roger Grady Fransa'da. Yani bu yani şimdi bu açıdan çok, da baktığında. Çok hassas bir konu. Çok hassas bir çünkü konu. Çünkü Yahudileri evet, incitiyor. Yani bu tartışmalı. Anlaşılabilir. Tartışmalı. Diyor ki adam evet. Diyor ki Fransız hukuk. Kardeşim bu diyor Yahudileri incitiyor diyor. Evet incitiyor. Bu evet. Eğer fakat ki bu mesela baz Fransa'da ise, olan bir şey. Yani, bu Fransa'da, bu da Fransa'da oluyor. Bu olay da Fransa'da ama, oluyor. Ama bakın şimdi yani burada biz amacımız nedir? Yani bağcıyı dövmek değil. Yani Fransızların yaptığı her şey doğrudur. Fransızların yani bu konuda yani hata yapma ihtimalleri yoktur gibi bir pozisyon olmamalı zaten. Burada yani her bir yerde buluşulması gerekiyor demek istiyorum. Yani çünkü Batı toplumunun hakim olan sesiyle İslam toplumundaki şu anda yükselen sesler birbirini bir sağırlar diyor oluyor. Yani bu mesele yani iki ülkenin Macron'la Erdoğan ikisi de bunu istismar ediyor tabanlarını seçmeni. Bugün Macron ve Erdoğan gider ama bu krizi burada durur. Burada bir yerde buluşulması ve bu meselenin çözümlenmesi gerekiyor. İki tarafın da birbirine söylediklerini samimi bir şekilde kulak kabartması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi ben hak veriyorum. Fakat burada bir parantez açmak lazım. Hani Macron'la Erdoğan'ı karşı karşıya getirdiğimiz zaman sanki işte biri Batı dünyasını öbürü de İslam dünyasını temsil ediyormuş gibi bir yanlış anlamı olabilir. Erdoğan hiç kimseyi temsil etmiyor. Yani sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı. Yani Erdoğan'ın böyle teolojik bir misyonu yok. Halife değil veya ne bileyim işte bir imam değil. Belki imam olduğunu iddia edebilir çünkü imam hatip mezunu. Fakat yani Erdoğan'ın İslam dünyası adına konuşma hakkı ne kadar var? Bu konuda ben tam emin değilim. Yani uzmanları belki daha iyi değerlendirir. Fakat ben şundan eminim. Şimdi bu tartışma çok olumlu bir tartışma. Buradan bir şeyleri öğrenmemiz lazım. Yani birincisi her kültürün kendi hassasiyet noktaları var. Kültürler hassas. Fakat kültürler hassasiyet noktalarında vurgu yaparken başka kültürlerin hassasiyetleri konusunda ne kadar kendileri dikkatli hareket ediyorlar? Bunu da bir öz eleştiri yaparak kendilerine sormaları lazım. Bir örnek vereyim. Mesela bugün daha iki gün önce bir Süryani kilisesi ihale yöntemiyle satıldı. Biliyor muydunuz bunu? Ve 1400 yıllık bir kilise. 1400 yıllık bir kilise, yani ismini şu anda hatırlayamıyorum ama Türkiye sınırları içerisinde olan bir kilise, 1400 yıllık bir kilise. Tabii ki yani kiliseden kalan muhtemelen bir yıkıntıdır. Yani çok fonksiyonel, işlevsel bir kilise değil. Fakat bu bina olarak satılıyor. Şimdi bir kilise binasının, Süryanilere ait olan bir binanın satılması konusunda Müslüman kesimden çıkıp da işte ya arkadaş bu nasıl bir iş, başkalarının yapmış olduğu bir mabede böyle bir muamele yapılabilir mi gibi bir tavır ben görmedim. Ama aynı kesimden, hocam aynı sözünüzü unutmayın, aynı kesim Batı Trakya'da, daha geçen de gördüm haberi, ya işte oradaki bir cami ahır yapılmış Batı Trakya'da. Vay efendim, ya bir mabet, İslam mabeti, ya kardeşim kiliseleri ne hale getirdiniz Anadolu'da ya? Hayır, şimdi şu da var, o çok yanlış bir şey. Şimdi ben şunu da mutlaka vurgulamak istiyorum. Bu benim hayat prensiplerimden, yani hayatımdaki prensiplerden biri. Suyu misal emsal olmaz, yani kötü örnekler bir örnek olarak alınmaz. Mesela Amerika'da diyor ki işte ya Amerika'da polis şiddeti çok yoğun. İşte aşırı derecede bir polis şiddeti var. Türkiye'deki polis şiddetini meşrulaştırmak için diyor ki ya bak ama Amerika'da da aynı şey var. Ya böyle bir mantık yanlış. Bulgaristan'da Müslümanların kutsal ibadethanesi olan cami ahıra çeviren bir uygulama ne kadar yanlışsa Süryanilerin kilisesini işte ihale yöntemiyle birilerine peşkeş çeken mantık da çok yanlış. Şimdi burada şunu ben vurgulamak istiyorum ama bir de işin bir başka boyutu daha var. Mesela Hristiyanlara ait olan yerlerde biz Hristiyanların kendi geleneklerine, kendi kurallarına, kaidelerine
teolojilerine ne kadar saygı gösterebildik Türkler olarak. Şunu demek istiyorum, yani Charlie Hebdo dergisiyle alakalı verilen tepkiler mutlaka belli hassasiyetlere dayanıyor ve ben anlayışla karşılıyorum. Yani insanların rencide olması, üzülmesi, bundan dolayı çok büyük bir rahatsızlık hissetmeleri çok çok anlaşılır bir davranış. Ve üzülüyorum yani böyle bir hakarete neden uğradı insanlar diye. Fakat diğer taraftan aynı olayın, yani asimetrik diğer tarafına baktığınız zaman aynı hassasiyeti görmüyorum. Hristiyanların çizdiği karikatürler diyorsunuz ama gidip de o karikatürleri çizen adamlarla röportaj yapıldığını zannetmiyorum. Zaten bir kısmını öldürdü biliyorsunuz IŞİD. Yani o insanlar katledildiler. Onu da burada vurgulamak lazım. Ne olursa olsun, yani yapmış oldukları fiil ne olursa olsun ölümü hak etmedikleri konusunda herhalde hepimiz hemfikiriz. Yani tabii, bir insan çıkıp da birinin karikatürünü çizdi diye herhangi bir tarihsel figürün, yani onlar açısından Hazreti Muhammed bir tarihsel figür, peygamber değil. Yani onlar açısından baktığınız zaman, o kültür çerçevesinden baktığınız zaman Hazreti Peygamber herhangi bir peygamberlik vasfı olmayan tarihsel bir figür. Türklerin perspektifinden baktığınız zaman da Hazreti İsa Tanrı'nın oğlu değil. Yani Müslümanların perspektifinden bakınca. Şimdi şunu anlamak lazım. Kültürler arası diyalogda kendi pozisyonunuzu karşı tarafa olduğu gibi kabul ettirmeniz mümkün mü Erkan Bey? Böyle bir şeyin mümkün olduğunu zannetmiyorum. Yani kabul başka, saygı başka. Hocam ayıralım ikisini. Kabul başka, tabii, saygı başka. Yani ben Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu kabul etmiyorum. Ama karşımdaki insana da saygı duymak zorundayım. Ben onu bu inancından dolayı alay edemem. Ama bakın öyle diyorsunuz. Hakaret edemem. Sen de kadar kafasız bir adamsın. Allah'ın oğlu olur mu demem. Diyemem. Ama kabul etmem. Çünkü çok kibar bir insansınız. Bence Fransızların veya batılı diğer insanların da %99.9'u bunu demiyor. Onlar da çok kibar ve duyarlı insanlardır mutlaka. Bütün dünya, bu gezegende tek ortak noktamız hepimizin insan olması. Ve hepimizin belli bir kültürü var, yaşadığı bir aile var, saygı duyulmasını istiyoruz. Fakat tek bir ana akım saygı, ana akım davranış olmayacak hiçbir zaman. Hep iyiler ve kötüler olacak, doğrular ve yanlışlar olacak. Şimdi bizim burada asıl tartışmamız gereken teknik meseleler olmalı. Mesela oraya gelirsek eğer o teknik meselelere, tepkinin nasıl gösterilmesi gerektiği konusunda öğreneceğimiz çok şey var. Yani İslam dünyasının herhangi bir meselesinde, herhangi X bir meselesinde, bu teolojik bir mesele olabilir, Filistin meselesi gibi politik bir mesele olabilir, herhangi bir meselede karşı tarafa nasıl tepki gösterileceği meselesi bence asıl odağımız olmalı bizim. Çünkü hiç kimse bugün burada Charlie Hebdo dergisindeki karikatürler doğru mudur, yanlış mıdır? Yani burada ortak bir noktaya varmamız mümkün değil. Kim insan bunu fikir özgürlüğü olarak görecek, kim insan bir aşağılama, hakaret olarak görecek. Fakat ortak nokta şu olmalı. İnsanlar ne yaparsa yapsın, göstereceğimiz tepkilerdeki ölçü çok önemli, ölçü. Yani şimdi Yahudi cemaatinden bahsettiniz. Mesela Hazreti İbrahim'le veya Hazreti Musa ile ilgili yapılan karikatürlerde Türkiye'deki Yahudi cemaati de hassasiyetlerini ortaya koydu dediniz. Fakat ben hiç şunu hatırlamıyorum. Herhangi bir Yahudi cemaatine mensup birinin gidip de o karikatürü çizen adamın kafasını kestiğini veya karikatürün çizildiği mizah dergisini bastığını, silahlı otomatik silahlarla onları taradığını ben hiç görmedim, duymadım. Siz duydunuz mu? Yok, şimdi olacak şey. Bu çok önemli bir şey. Bu çok büyük bir fark. Bakın tepki göstermek, ciddiyetle tepki göstermek ve protesto etmek ayrı ve bu çok önemli bir demokratik hak. Ya burada ben de destek olurum. Tabii ki ya, bu biraz medeniyetle alakalı bir mesele. Bir cehaletten uzaklaşmış olmakla birlikte mesele. Belki İsrail'in bilmem neresindeki mahallesindeki radikal bir takım dinci Yahudi grupların yapacağı bir fanatizm de mümkündür. Mümkündür. Fanatizm meselesi burada tabii bahsetmiş olduğunuz tepki nasıl olmalı? Şimdi burada yani mesela Müslümanlar toplanıp Paris'te, meydanda yürüyüş yapabilirler medenice. Hayır, bu doğru değil derler. Bunu lütfen, bu özgürlüğünüzü kullanıp bizi üzmeyin. Bizi rencide etmeyin. Biz bundan acı duyuyoruz derler. Anlatmaya çalışırlar ve böyle bir difüzyon olmaya başlar. Difüzyon yok. Problem burada başlıyor. Ve iş ne noktaya geldi Fransa ile ilgili? Şimdi mesela önceki cinayette, Charlie Hebdo cinayetinde IŞİD bağlantısı tespit edilmişti. Evet, olay IŞİD'le çevreli bir olay olarak kondu. Ama bu sefer katil, öğretmenini öldüren genç için IŞİD bağlantısı tespit edilemedi, herhangi bir bağlantı. Bu Fransız toplumu için şu anlama geliyor.
herhangi bir Müslüman fanatizm bağlamında bunu yapabilir. Bakın, öbürü IŞİD çerçevesinde ve lokalize edilmiş bir konu iken bugün daha Fransızların korkularını hareketlendirecek bir duruma geldi. Şimdi ben evet, enteresan bir şey, aklıma bir şey geldi. Eklemek istiyorum. Yani biz bakın Fransızların çizdiği karikatürden rahatsız oluyoruz. Fakat Mehmet Ali Ağca Papa'yı vurdu ya. Yani bir Türk Mehmet Ali Ağca gitti Papa'yı vurdu. Papa'yı. Yani Hristiyanlar için Papa Tanrı'nın dünyadaki gölgesi, yani bizim onların değer yargıları hakkında ya olur mu canım işte fani bir adam falan böyle bir şey deme hakkımız yok. Papa onlar açısından Hazreti İsa'yı temsil ediyor bu dünyada. Şimdi yani Katolikler açısından, Protestanlar veya başka mezhepleri kastetmiyorum, Katolikler açısından. Ne olursa olsun ya bir Türk gidip Papa'yı vurdu. Yani şimdi gidip de bir Türk vurmadım. Hayır bak gene genel dedik. Mehmet Ali Ağca vurdu. Ama bakın Erkan Bey. Ama şimdi, bunu alkışlayan pek çok Türk oldu. Özellikle egzajere etmek için söylüyorum. Yani şimdi biz nasıl diyoruz işte Batı dünyası diye başlıyoruz mesela tartışmaya. Charlie Hebdo ile ilgili Batı dünyası niye? Bakın Batı dünyası derken 1,5-2 milyar insandan bahsediyoruz. Şimdi biz Mehmet Ali Ağca ki yani öz ve öz Türk ve bir Türk milliyetçisi olarak bu eylemi yapıyor. Bu bir Türk milliyetçisi eyleminde biz bunun bu adamın Türk olma şeyini gerçeğine parantez açıp ama ya o kendi adına yaptı. Aslında bakın bu normal olması gereken bu tabii bireyseldir suç. Yani burada Mehmet Ali Ağca 81 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti'ndeki insanları temsil etmiyor. O ama alkışlayan kaç işte, milyon insan varsa kolektif hale geliyor. Yani o alkışlayanlar açısından baktığımızda. Yani alkışlayanlar orada cehaleten yapıyorlardır muhtemelen. Yani ben zannetmiyorum hani normal o mesela Ağca'nın yaptığını ya iyi ki de yapmış diyen bir adamın aslında çıkıp da normal hayatında karşısına Papa çıksa muhtemelen hürmetli bir şekilde der ki merhaba nasılsınız efendim falan. Yani o hani normal bir insanın yapabileceği bir iş değil. Ben onu %100 kabul ediyorum. Hocam, demek istediğim şu. Toparlarsak hocam yine bağlayalım artık. O Çeçen delikanlı yani o katil işlemiş olduğu cinayet çok vahim bir şey. Yani çok trajik bir şey. Tepkisini başka türlü de ortaya koyabilirdi. Kaldı ki öğretmen zaten demiş ki bakın ben bunu müfredat gereği göstereceğim size. Fakat bu konuda hassasiyeti olan öğrenciler lütfen sınıfın dışına çıkabilirler. Yani ben sizi incitmek istemiyorum. Bu kadar da kibar hareket etmiş. Şimdi bunun bu öğrencinin gidip öğretmenini öldürmesi son derece trajik bir şey. Ve Fransızların düşündüğü yani bu adamın terörist bağlantısı da yok. Çok düşündürücü bir şey diye düşünüyorlarsa o konuda da hak vermemek elde değil. Burada bizim önemli olan noktamız şu. Kendi içimizde İslam dünyasının kendi içinde mutlak surette bir öz eleştiri yaparak hangi tepkilerin ölçülü hangi tepkilerin ölçüsüz olacağını ortaya koyması lazım. İslam dünyasında dini konularda başka insanların kendi içindeki mesela ateistler veya deistler de yaptığı zaman çok ciddi sert şiddete eğilimli olan genel bir yaklaşım var. Yani bunu mülayim Müslümanlar yapmıyor diye böyle bir durum yoktur dememiz çok yanlış olur. Bakın hep şey örneğini veriyoruz işte yani katliamların örneklerini veriyoruz. Şimdi mesela İslam dünyasında şöyle bir anlayış var ben bundan gerçekten çok rahatsız oluyorum. Yapılan bir yanlış olduğu zaman gerçek İslam bu değil diye bir parantez açıp tereyağdan kıl çeker gibi kendini bütün sorumluluktan kurtarıyor insanlar. Ya bir amasız fakatsız şiddeti bu eleştirmek, ciddi anlamda şiddeti eleştirmek çok gerekli olan bir şey. Amasız fakatsız. Yani bu öğretmenin öldürülmüş olması olayı çok vahim bir şey ve bu bize bir ders olmalı. Yani şunu diyebilmeliyiz. Bir insan ne yaparsa yapsın, İslam'a hakaret de olmuş olsa öldürülmeyi hak etmiyor 21. yüzyılda. Yani bu orta çağdaki din savaşlarında değiliz veya orta çağdaki kanunların olmadığı, herkesin işte karşılıklı birbirini katlettiği bir dönemde değiliz. Yani anlatabiliyor muyum? Hocam burada evet hocam cümlenizi bitirin. Şunu demek istiyorum, öldürmek ve karşı tarafa fiziksel şiddet uygulamak bir müeyyide, bir yaptırım, bir tepki değil. Yani bunu tam anlamıyla def edebilir mi İslam kültürü? Kendi içerisinde şunu diyebilir mi? Bundan sonra en büyük hakaretler de olsa, hatta işte ne bileyim Kur'an'a hakaret edilse, Hazreti Muhammed'e de hakaret edilse, Allah'a da hakaret edilse, bu o hakarette bulunanların problemi. Bize göre bu bir günah, bize göre bu çok yanlış bir şey ve gerçekten olmaması gereken bir şey. Fakat bu onların seçimi
biz ilgilenmiyoruz bu konuyla. Tepki gösteriyoruz sadece. Yani katletmek veya saldırıda bulunmak gibi değil. Yani bunu ne zaman diyecek İslam coğrafyası? Evet. Ben bunu çok merak ediyorum. Evet, Batı'nın da kendisini öz eleştiri yaptığında belki de diyecek. Yani burada siz daha çok hani İslam dünyasının öz eleştiri, tamamen katılıyorum. Hiç itirazım yok. Ama meselenin ben iki taraflı olduğunu da düşünüyorum. Hani eşit değil. Bir insan öldürüyor, öbürü öldürmüyor. Ama evet, eşit olması da gerekmiyor ki ben öbürünü eleştirmeyeyim. Evet, eleştireceğim. Batı dünyasında kendisini bir öz eleştiri, saygı kültürünün kendisine bir aynaya bakması gerektiğini, başka insanların hassasiyetlerini ve canının acıtmasının kendi ifade özgürlüğü adına kullanıp kullanılmaması gerektiğini, düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Yahudiler konu olduğunda ödün patlıyor, elin titriyor, ağzından bıçak açmıyor. Açmasın da, Holokost'u şey yapma. Ama bu Yahudilikle konu alakalı değil. Holokost ve emsali birçok. Hayır, bu bir katliam. Ama bakın, Cezayir katliamı konusunda Fransızlar gene aynı duyarlılığı gösterir. Yani gidip de bir insan Holokost şey meselesinde. Hayır, şunu diyorum. Holokost meselesinde bu konudaki ifade özgürlüğü deyince, hayır, orada bir ünlem koyup hukuku ona göre düzenliyorsan başka insanların canını acıtıyor. Çünkü gerçekten çok büyük bir dram o Holokost. Canını, eğer ki başkasının canını acıtma ihtimali senin bir takım ifade özgürlüğünü frenliyorsa hukuksal bazda, Batı dünyasının biraz bunu da düşünmesi gerektiğini düşünüyor. Ve Batı da kendi değerlerinin evrensel ve kıyamete kadar götürecek evrensel ve yegane doğru değerler olarak da İslam dünyasında dayatmaması gerektiğini de düşünüyorum. Biraz açık olmalı. Yani ben bunu söylerken siz İslam dünyası için yeterince konuştuğunuz ve ben onun hepsi altı imza attığım için şimdi Batı'ya yöneldim. O ama eksik bakın, kalmasın ben, diye. Siz burada Fransa'daki olayı biraz ona yoğunlaşıyorsunuz. Ben ama İslam dünyasının kendi içerisindeki toplumsal olaya yoğunlaşıyorum. Yani Batı dünyasında tamamen hemfikirim. Batı dünyası Müslümanların hassasiyetlerini daha fazla gözetmeli. Fakat Charlie Hebdo dergisinde çizilmiş olan karikatürler Batı dünyasını temsil etmiyor. Böyle bir iddiaları da yok zaten. Yani anlatabiliyor muyum? Ama Müslüman hukuksal bazlı temsil bakın, ediyor. Müslüman, hukuksal bazlı ifade genç, özgürlüğünün üzerine hayır, oturuyor hayır, o karikatür. Hayır, onu savunuyor adam. Bakın, Müslüman genç o öğretmeni öldürürken bunu İslam adına yaptığına inanıyor. Ve o anlamda gidip eylemini yapıyor. Ben bunu İslam'ı korumak için yapıyorum diyor. Fakat Charlie Hebdo dergisindeki abuk subuk karikatürü çizen karikatürist bunu ben Katolik Kilisesi adına yapıyorum veya Hristiyanlar adına veya Batı adına yapıyorum demiyor. Ben bunu kendi adıma yapıyorum diyor. Anlatabiliyor muyum? Bu arada çok ciddi ve bir fark ait var. Ait olduğum yani, medeniyetin ifade özgürlüğünü kullanarak yapıyorum diyor. İfade evet, özgürlüğü hukuksal olarak benim hakkım diye yapıyorum diyor. O zeminin evet, üzerine oturuyor. Ben de diyorum ki o ama zemin bu, konusunda biraz öz eleştiriye gir. Ama ne yapılabilir? Yani öz eleştiri, bunu yapmış adam bir defa. Yani o karikatürü çizmek istemiş ve çizmiş. Fakat bu çizdiği karikatürü ben Batı adına İslam'ı eleştiriyorum diye çizmemiş. Kendisi bir karikatürist. Belki de adam bir ateist. Çok büyük bir ihtimalle de bir ateist zaten bunu yapan adam. Fakat yani burada bizim tartışmamız gereken asıl nokta Çeçen veya IŞİD saldırısı yapıldığı zaman veya o Çeçen öğrenci öğretmenine saldırdığı zaman bunu İslam adına yapıyor Erkan Bey. Bu aradaki farkı görmek istemiyor muyuz? Yani bu çok önemli. Eğer bakın bunu anlatamazsak biz bizi izleyenlere buradan hiç bu programdan bir fayda çıkmaz. Yani bana göre bunu anlamamız lazım. Bireysel bir adamın çizmiş olduğu bir karikatürden dolayı İslami bir tepki vermek, yani bu adamı öldürdü adamı. Yani bu, düşünebiliyor musunuz? Bu çok ciddi bir problem ya. Yani toparlayacak olursak ben şuna kesinlikle yalnız şu, bu konuyla ilgili bir İslam şeyhi mesela Mısır Esher şeyhi mesela ne kadar evet, otoriteyse o kadar otorite, bilmiyorum yani ağırlığı ne kadarsa mesela kınadı bunu. Bunu kınadı. Dedi ki bu terörizmdir dedi. İzah edilemez dedi. Bu çok doğru bir şey. Mesela bu cinayeti İslam toplumları içerisinde alkışlayan duydunuz mu? Ben bu alkışlayan duymadım fakat haklı gören çok kişi duydum. Diyor ki ya ama arkadaş bunların diyor, sayısı yani ne kadar kimleri hayır o çizmeyecekti ayrı ama ya kardeşim bu katil değil. Bu cihat yaptı diyen cihat yaptı. IŞİD ve fanatizm dediğimiz marjinal bir fanatik gruplar var. Bunlar İslam dünyasının birkaç milyarlık İslam dünyasının kaçta kaçını temsil ediyor? Valla hiçbir bence öyle bir temsiliyet hakları olduğu kanaatinde değilim. Fakat İslam adına bunu yaptıklarını söylüyorlar. Yani karikatürü çizen adam ben bunu Hristiyanlık adına çiziyorum bakın işte sizin peygamberinize hakaret edeceğim demiyor.
Ben bunu kendi adıma çiziyorum. Adı neyse adamın, Pierre veya başka bir şey. Ben diyor bu karikatürü çizdim. Ben bunu yazar olarak veya sanatçı olarak kendim yapıyorum. Biz bu adamı kınayabiliriz. Yani bu adamı bunu çizmesini kişisel olarak kınayabiliriz. Her türlü kınayabiliriz ve yazı yazabiliriz gazetelere. Sokağa çıkıp gösteri düzenleyebiliriz. Neden olmaması gerektiğini kültürel kodlarımızı anlatarak, paylaşarak muhataplarımızla, dostlarımızla insanları etkilemeye çalışırız. Fakat ya dur bakalım, siz de kendiniz ayağınızı denk alın. Bakın işte sonuçta başınıza da böyle şeyler geliyor dediğiniz zaman sanki kapalı da olsa, kapalı bir şekilde de olsa yapılan davranışı hak etti gibi bir anlayış ortaya çıkıyor. Yani ben Eleser Üniversitesi'ndeki o teoloğun söylemiş olduğu şeyi çok önemli buluyorum. Yani eğer tabii ki içeriğini bilmiyorum, sizin aktardığınız şekliyle yorumlayacağım. Resmen bu terörizmdir dedi. İslam'la da alakası yoktur dedi. Ve çok çok güzel bir davranış. Fakat aynı şekilde şunu da söylemesi lazım bana göre. Her yani İslam dininde görev almış olan her türlü teoloğun, her türlü imamın, her türlü şeyhin aynı şekilde şunu demesi lazım. Biz şiddetin her türlüsünü reddediyoruz. İnsanların fikirleri yüzünden öldürülmesi veya şiddete uğratılması yanlıştır. Fakat aynı şekilde İslam ülkelerine, İslam coğrafyalarına baktığınız zaman birçok ülkede zaten bu tip olaylar çok ağır şekilde cezalandırılıyor. Yani şiddeti bir taraftan reddedeceksiniz, diğer taraftan kendi ülkenizde mesela bir insanın ateist olma hakkını veya ne bileyim deist olma hakkını tanımayacaksınız. Veya bir adam homoseksüel diye onu işte binanın tepesinden aşağı atanlar var veya çeşitli dini suçlar, cürümler yüzünden vinçlere asılan İran'da bir sürü insan var. Hı hı. Yani veya yani şunu demek istiyorum. Tolerans kültürünün peyda olabilmesi veya yerleşebilmesi için birazcık bence eleştirel yaklaşmak lazım. Tabii. Yani ben şunu anlamıyorum. Aynı pozisyonu savunuyoruz sürekli. Yani Charlie Hebdo dergisine saldırıldığında, IŞİD ortaya çıktığında veya El-Kaide herhangi bir saldırı yaptığında hep aynı pozisyon. Bunlar İslam'ı temsil etmiyorlar. Ya arkadaş, İslam'ı temsil etmiyor ama İslam adına bunu yapıyor. Yani bizim bunda öz eleştiri yapmamız lazım. Hangi ortamdan çıkıyor bu adamlar? Nerede bu sosyalizasyonu elde ediyorlar? O yaptıkları eylemin kutsal bir eylem olduğunu, Allah adına yapıldığını nasıl kani oluyorlar? Nasıl böyle bir eğitim almışlar? Aileleri mi vermiş bunu? Belli bir grup mu vermiş? Yani bunları sorgulamamız lazım. Problemi orada köküne inmek gerekiyor. Fakat köküne inmemiz lazım. Haklısınız. Program oldukça da ilerledi ama birbirine bağlayıcı konular beraberinde geliyor. Son olarak şunu da sorayım. İşte o da bir tartışma konusu. Şimdi bu konudan bu ortaya çıkınca Charlie Hebdo karikatüründen sonra işte o genci adam öldürdü, katil. Tamam. Şimdi şöyle bir psikoloji çıkıyor. Bütün Müslümanlar yeryüzünde çıkın ortaya, kınayın bunu. Elde fener, ha sen kınadın, ha kınamadın değil mi? Hadi kına. Ya kardeşim, Müslüman da diyor ki, ya kardeşim sen ben tasvip etmiyorum ki zaten. Sen ben niye beni potansiyel olarak görüp kınamak zorunda beni hissettiriyorsun? Bu ben Türkiye'deki ötekiler üzerine çalışmamda kitabım vardı. Şöyle bir konu vardı, orada da ben fark etmiştim. Şimdi İsrail'de bir şey oluyor, bir Yahudi bir şey yapıyor. Türkiye'deki Yahudi'ye diyorlar ki kına bunu. Ya bana ne diyor ya kardeşim? Bana ne? Bana niye bunu soruyorsun sen? Bana ben bakın, niye kınamak zorundayım? Bir o Yahudi kimliği üzerinden yapıyor bir şeyi, tamam mı? Yanlışını yapıyor. Kategori. Evet. Şimdi kategori bak, o adam da yani. Şu var ama o adam da Müslüman kimliği üzerinden bir şey yapıyor. Oradaki Fransa'daki tamam, katil. Işte, tam ama belki burada her bir Müslümanın ya kardeşim ayağa kalkıp biz kınıyoruz. Böyle bir şey İslam'da yok demesi beklentisi hakkında ne diyorsunuz? Beklentisi hakkında ne diyorsunuz? Ben bu beklentinin doğru olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir beklenti bende de var. Yani ben mesela tepki gösteriyorum. Ben Müslüman kültürden çıkmış olan bir insan olarak, iyi kötü eli kalem tutan bir adam olarak ben rahatsız oluyorum bu adamların bunu din adına yapmış olmalarından. Çünkü benim anladığım, benim dedemden, ailemden, toplumumdan görmüş olduğum dinde böyle bir toleranssızlık, böyle bir gaddarlık ve barbarlık yok. Ve bundan dolayı ben benim yani ortaya çıkmış olduğum, eğitim almış olduğum, sosyalize olmuş olduğum ortamda ortama böyle bir leke sürülmesini kabul edemiyorum, tasvip edemiyorum, rahatsız oluyorum. Dolayısıyla bence bütün Müslüman ülkelerdeki insanların inanan veya inanmayan, ne olursa olsun o kültürde doğmuş, büyümüş, ortaya çıkmış olan bireylerin tepki göstermeleri gerekir. Evet. Ve bir iç hesaplaşmaya girmeleri lazım. Yani insanlar nasıl radikalize oluyorlar? O çocukları
Yani IŞİD'li yapma veya El-Kaide'li yapma veya Boko Haram'lı yapma, El-Şebab'lı yapma, El-Nusra'lı yapma nasıl oluyor? Nasıl beyinlerini yıkıyorlar? Nasıl insanları mesela canlı bomba haline getirebiliyorlar? Nasıl insanları, masum insanların canını alacak bir cellat haline getirebiliyorlar? Nasıl bir beyin yıkamadır bu? Ve hangi değerleri suistimal ediyorlar, kullanıyorlar? Bunlarla hesaplaşmamız lazım. Bağlayacak olursak bu konuya, bu hepimizin öğrenmesi gereken bir süreç. Hepimizin değerli evet. bilgiler elde etmemiz gereken bir süreç. Ümit ediyorum ki değerli tartışmalara bu sefer olur. Ders alınsın ümit ederiz. Yani çünkü ders bu, alınmasını evet. yani geçen yine o cinayet olmuştu. Ders alınmadı. Yeniden oldu. Evet. Aynı şey etki tepki üzerinden olun yani evet. devam ediyor gibi. Neyse bütün boyutları bu programda konuşmaya çalıştık. Son bir hocam. Bir şey söyleyeceğim. Yapılan eleştirileri şöyle düşünmek lazım. O karikatürler, o sizin inandığınız şeylerin tam tersini yorumlayan din adamları veya bireyler veya İslam'ı kökten eleştirenler, ona ideoloji olarak bakanlar, bunlar hep olacak. Hiçbir zaman bunu yenemeyeceksiniz. Yani ne olursa olsun insanlar farklı düşünecekler arkadaş. Yani dolayısıyla bunu kabul edin. Bunu kabul etmek lazım ve pozisyonu ona göre almak lazım. Savunmaları ona göre medeni bir şekilde yapmak lazım. Anlatabiliyor muyum? Başkalarının düşüncelerinin ne önemi var? Siz inandığınız şeyin doğru olduğuna inanıyorsanız mesele bitmiştir. Bu kadar yani demek istediğim. Evet, ben anamın namusuna güveniyorum da adam anamın namusuna laf ediyor. Yani, ben eminim onda bir problemim yok da. Aynen. Ama işte adam da orada işte. Taciz ediyor. Yani burada da karşı tarafın adamın anasıyla ilgili laf söylediği için de gidip onu öldürmesi gerekmiyor. Ama yani karşı tarafına saygıya, kadın ifade özgürlüğüm. Ya biraz saygıya davet gerekiyor. Ama yani o saygıya da saygı göstermeyecekse de yani yapacak bir şey yok. Çünkü göstermeyecekler. Yani bu tepkiler verildiği için daha da çok gözüne sokarak bundan sonra çizecekler. Evet, ve bakın evet. Fransa'da daha resmi yerleri tabii. artık asılmaya başlandı. Tabii, bakın müfredata tabii. dahil edilecek bu. Yani o karikatürler bu ki yapılan o işte, salakça eylemlerden dolayı, konuş. O yapılan aşırı saldırılardan dolayı bakın bugün sosyal bilgiler müfredatında artık Fransa'da her zaman sildin sene yani 50 yıl 100 yıl o karikatürleri göreceksiniz. Halbuki evet. bakın ölçülü bir tepki gösterilmiş olsaydı, makul bir tepki gösterilmiş olsaydı insanlar yavaş yavaş ikna olarak ya biz de işte çok fazla rencide etmeyelim noktasına gelebilirlerdi. Fakat bu kadar aşırıya kaçıldığından dolayı, bu kadar hunharlık yapıldığından dolayı artık tarihe mal olmuş bir olay haline geldi. Dolayısıyla evet. sadece o değil. Bakın ben bile merak ettim. Karikatürlere baktım. Yani hiç böyle o konuyla ilgilenmeyecek ya bana ne bu tarz saçma sapan şeylerle benim işim olmaz diyen insanlar bile açıp ya neymiş bu karikatürler diye merak edip baktı. Ve bu bakın milyarlarca insan bu benim yaptığımı yaptı. Hepsi tıkladılar. Evet. Hazreti Muhammed karikatürleri diye Google'da yazdığınız zaman karşınıza onlarca karikatür çıkıyor. Niye çıkıyor bunlar? O Charlie Hebdo dergisi 100 bin tirajlı, 200 bin tirajlı bir dergi. Bana göre İslam adına yapılmış olan o eylem, yani adamın kafasını kesmek karikatürlerden çok daha fazla zarar verdi İslam'a. Bunu da burada bir nokta olarak koyalım mı? Evet, kabul bu ediyor nokta musunuz olmuş. Bunu? Elbette. Çünkü elbette. Bana göre o karikatürlerin çizilmiş olması İslam'a hiçbir zarar vermedi. Fakat o karikatürlerin çizilmesinden dolayı o mizah dergisindeki insanlara saldırılmış ve onların öldürülmüş olması ve bu öğretmenin kafasının kesilmesi ve öldürülmesi kesinlikle İslam'a çok zarar verdi. Evet. Ben evet. bu kanaldeyim. Evet. Bunu hocam, bilirim, bunu söylerim. Yani. Tam program çok uzadı hocam. Evet. Bu konu bitmez. Peki hocam artık bağlamış olalım ama enine tamam. boyuna konuştuk. Yani karşıt tamam. fikirler, görüşler enine boyuna her şeyi ortaya koyduk. Evet, peki programımızı bağlıyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Çok sağ olun Erkan Bey. Teşekkür ederim.